Astım hastalığında tedavi dediğimiz zaman insanların aklına ilaç geliyor. Şimdi ilaç en son başvurulacak bir şey ve astımların sadece erişkinlerdekinde katacak olursak %10 kadarında sürekli ilaç kullanmak gerekir. Onun dışında çevremizi düzenleyerek ilaç kullanmadan tedavi edebiliriz hastalarımızı. İlaçtan önce yapılması gerekenler var. Bunları yapmadan hemen ilaca başlamak hiç olacak bir şey değil. Bu astımı olan bir çocuğun evinde bunlara dikkat edilmesi gerektiği gibi hepimiz için de önemli. Yani öyle bir hasta olmasa bile ev şartlarını buna göre ayarlamalıyız. Ne yapacağız hocam? Malum mevsim, bundan sonra havalar soğuyor, kış geliyor. Evlerin sıcaklığı bir kere çok önemli. Çok Evet. sıcak yapmamak lazım. Çok soğuk Mesela ne olması da kadar? uygun değil. 20-21 derece. Evlerimizin sıcaklığını ayarlamamız mümkünse 20-21 derece de arasında olması uygun. Birçok eve çocuk işte üşür, hasta olur diye çok sıcak yapıyorlar. Dışarıdaki hava çok soğuk. Böyle çok ısı farklarının olması uygun bir şey değil. Bu daha 20-21 derece kötü. uygun. Bir de evin nemi de son derece önemli. Tabii çok kuru bir evi insan hisseder. Sabahleyin kalktığınız zaman ağzınız, boğazınız kuru olur, burnunuz tıkanır ama bunu da nem ölçer diye bilinen aletlerle ölçüp ona göre evimizi düzenlememizde fayda var. Bunun da ideali %45-50 arasında olması nemin. Nasıl sağlayacağız bu nemi Bunu hocam? şöyle, önce tabii evi ölçüp bakmak lazım. Evinizinki zaten bu civarlardaysa herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Eviniz iyi demektir. Ama eğer bu çok düşükse, özellikle kuruması söz konusu oluyor. Bu kaloriferler ve diğer ısınma araçları yandığı zaman kuru hava solunum yolları için uygun bir şey değil. Bunlar da hava kuru olduğu zaman solunum yolları uyarılıyor ve astım atakları ağırlaşabiliyor veya ortaya çıkabiliyor. Onun için nemin 45-50 arasında olması lazım. Hafif düşüklük varsa radyatörlere mesela ıslak havlu veya su kapları konabilir, nemlendirir ama gerçekten nem 40'ların çok altına iniyorsa ben ölçtürüyorum insanlara kışın. Mesela bana 30'lu rakamları hatta 20'li rakamları söyleyenler bile oluyor. Bu şartlar tabii hiç iyi bir şey değil. O zaman böyle çok düşük değerler varsa havayı nemlendiren bir takım aletler var. Evet, cihazlar Evet, var nem böyle. cihazları. Onlardan kullanmak gerekir. Ama nemin çok yüksek olması da iyi bir şey değil. Birçok aile şunu görüyoruz pratikte. Hiç daha bakmadan kışın nem aletini çalıştırıyor. Eviniz zaten 45-50-55 ise bir de nem aleti çalıştırırsanız bu 65-70'e çıkar. O da doğru bir şey değil. Yüksek olması değil. Çünkü nemli ortamlarda da hem küf mantarları hem bu ev akarları diye bilinen ve alerjik astımda rolü çok başta gelen alerjenler var. Bunların üremesi kolaylaşıyor. O zaman da havadaki nemi alıp su haline getiren dehumidifier denen aletlerden faydalanmak lazım. Yani evin ısısı ve nemi Çok son önemli. derece önemli. Bunu ayarlamak lazım. Evet, başka ne Evlerin yapacağız? güneş görmesi çok önemli. Yani güneş, eskiden bir söz vardır, güneş giren eve doktor girmez diye. Çok doğru. Hakikaten güneş ışınları birçok hastalığın devası, bağışıklığı kuvvetlendiren, sağlıklı olmamızı sağlayan çok önemli bir unsur. Onun için İstanbul gibi, Türkiye gibi ülkemizde de yılın birçok mevsimi güneş oluyor. Kendimiz de çocuklarımız da mutlaka günde en az 20 dakika, yarım saat güneşli günlerde güneş banyosu yaptırmamız mutlaka lazım. Çünkü D vitamini derimizde var ama bu etkisiz bir şekilde bulunuyor. Güneş ışınlarıyla temasla bu aktif hale geliyor ve D vitamini de sadece astım ve alerjik hastalıklar için değil, enfeksiyon hastalıkları için, kalp damar hastalıkları için, kanserler için bile son derece önemli bir madde. Bunu gıdalarla da alıyoruz ama dediğim gibi bunun aktif hale gelmesi için güneşle temas etmemiz şart. Günümüz şartlarında da insanlar işte okullar kapalı alanlarda güneş görmeyen sınıflar var. Evler Değil mi? güneş görmeyebiliyor. Onun için bu eksikliği mutlaka gidermek lazım. Evi her gün havalandırmak lazım. Camlarını açarak. Onun için bu akıllı binalar pek uygun evler değil sağlıklı Havayı bile yaşamak için. klimayla alıyoruz, değil Evet. mi? Mutlaka camı açarak ama bizde de şunu söylüyorlar. Tamam hocam camı açalım ama dışarıdaki hava içeriden daha kirli. Ona da insan doğrusu diyecek bir söz kalmıyor. Evlerimiz mümkünse böyle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde olmamalı. Yani sanayi ile insanların oturduğu yerler kesinlikle ayırt edilmeli. Trafiğin yoğun olduğu yerler mesela hem bu solunum yolları hastalıkları bakımından, hem kalp damar hastalığı, tansiyon bakımından, hatta hava kirliliğinin kanserle de akciğer kanseriyle çok yakın ilişkisi var. Hiç doğru değil ama eğer öyleyse Bazen de insanlar çaresiz yapacak bir şey yok. kalıyoruz. Evi havalandırmak çok önemli ve yatak odalarının özellikle
eşyası olması lazım. Bizde biliyorsunuz kullanılmayan bütün eşyalar gözden ıraklı yatak odasına doldurulur. Koltuklar, kanepeler, minderler, sedirler, halılar, kilimler, çocukların bu tüylü yünlü ayıları, tavşanları, bilmem neleri, bebekleri. Bunlar olmayacak. Olmaması uygun olur. Bir de yatağın böyle yün veya kuş tüyü, kas tüyü gibi şeylerden olmaması, pamuk olması uygun olur. Şimdi tabii iş her şeyde paraya geliyor. Şimdi bunlar içinde çok çeşitli ürünler çıktı piyasaya. Çok kullanılıyor. Mesela özel yatak çilteleri, yatak çarşafları, yatak kılıfları, hava temizleyen size. Aletler, var mı böyle şeyler? Gerçek elektrik mi hocam? Süpürgeleri var. Çok işte kuvvete çöküyor, işte bu akarları yok ediyor falan gibi veya halılar için ayrı, koltuklar için ayrı şampuanlar, kıyafetler için ayrı deterjanlar var. Bunların hepsi ticari ürün. Bunların hiçbirine gerek yok. Bu söylediğim şartları yerine getirdiğiniz zaman ve çamaşırları evimizi de böyle kimyasallarla değil de marketten aldığımız kutusu böyle çok insanı çeken, çok reklamı yapılan ürünlerden değil, evde kendimiz bile temizlik ürünlerimizi kendimiz tabii maddelerden yapabiliriz. Evimizde yeşil sabun, yeşil sabun, beyaz sabun, karbonat, hani hanımların mutfakta kabartma tozu diye bildikleri sodyum bikarbonat, çamaşır sodası yani kalsiyum karbonat ve çamaşır için mesela boraks diye tabii bir madde var. Bunlardan faydalanarak evde hanımlar kendi deterjanlarını, yer temizliği için gereken şeyleri, sirke mesela çok temizlik için kullanılabilecek, çok tehlikesiz, yan etkisi olmayan, hani yemeklerde de kullandığımız bir şey. Hatta kendimiz bile kendi sirkemizi evde yapmamız mümkün.